Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde enkazdan 3 gün sonra kurtarılan ve sol kolu ile sol bacağını kaybeden kadın, kendisiyle aynı kaderi paylaşan fizyoterapistin desteğiyle ilk adımlarını atmaya başladı. Benim gibi ampute olan insanlarla çalışmak hem birbirimizi daha iyi anlamamıza sebep oluyor, hem de onların benim vesilemle daha böyle güçlü, ayakta ve biraz daha azimli olmalarını sağlıyoruz bu sayede. Ben onlara biraz rol model olmaya çalışıyorum. Acayip beni motive eden bir duygu bir kere. Hem mesleğe geri döndüğüm için beni acayip tatmin eden bir duygu. Aynı zamanda da özgüvenimi de yerine getiren bir duygu. Vallahi gayet iyiyiz. Birbirimizi çok seviyoruz. Biraz onları zorlasam da gayet motiveyiz, eğleniyoruz seanslarımızda. Biraz zor geçiyor çünkü ben zorluyorum. Onun dışında gayet güzel geçiyor. Aramız gayet iyi. Burada benim gibi ampute olan hastaların işte amputasyon rehabilitasyonunda, protez eğitiminde, yürüyüş eğitiminde yardımcı olmaya çalışıyorum. Medyadayken 6 Şubat depremine Gaziantep Nurdan'da yakalandım. 3,5 gün enkaz altında kaldım. Sol ayağım ve sol kolumu kaybettim. 6 aylık bir hastane sürecim oldu. Ondan sonra protez merkezine başvuru yaptık. Şu an protez aşamasındayız. Hayatımı daha bir aktif şekilde kullanabilmem için protezim çok büyük bir desteği olacak bana. Tekerlekli sandalyeye mahkum kalmayacağım protezim sayesinde. İstediğim yere özgürce gidebileceğim, kendi tek başıma. Bir nevi hayatımı bayağı bir kolaylaştıracak. Özgür olacağım yani. Yani normalde çok oturmayı seven bir insan değildim, çok aktiftim. Hani şu an en çok istediğim protezimi takılıp yorulmadan yürümek, hani istediğim yere gidebilmek rahat bir şekilde, o şekilde. Çok güzel bir imkan, nasıl diyeyim? Daha önce böyle bir imkanlarımız yoktu, şu an öyle bir imkanımız var. Sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Merkezi nasıl buldunuz? Merkez çok iyi, çok ilgili. Herkes çok pozitif, enerjik. Bu beni daha çok motive ediyor. Özellikle Zeynep Hocam. Onun enerjisi de aynı şekilde. Bu şekilde. Burada aslında bizim amacımız sadece protezlerin ortezlerini yapmak değil. Bizim buradaki en büyük belediye olarak amacımız bir vatandaşımız, mesela bir öğretmenimiz tekrardan ders verebilsin. Bir ev hanımı bayanımız tekrardan kalkıp ev işini yapabilsin. Bir doktor arkadaşımız tekrardan hastanesinde çalışabilsin. Biz burada aslında bunu amaçlıyoruz. Protez ortez herkese yapalım. Biz sosyal belediyecilik olarak vatandaşlar tekrardan hayata dönebilmelerini amaçlıyoruz. Bunun en güzel örneği Zeynep Hanım bir fizyoterapist olarak tek ampute bireydi. Bizim merkezimizde işe başladı. Bizle beraber çalışıyoruz. Artık ekip arkadaşımız oldu ve gelen hastalara gerçekten çok büyük bir umut oluyor. Annene bakabilirsiniz. Heyecanlandık. Ben dengemi kaybediyorum. Gel, senin böyle yolculuğunu.